Bugün sizlere anlatmak istediğimiz Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş mülakatlarında yaşanan her olayı en ince ayrıntısına kadar anlatacağız arkadaşlar. Yani her şeyi bizzat benden öğreneceksiniz. Burada yazdığımız, okuduğumuz her şeyi Ankara'ya gittiğiniz zaman otobüsüne kadar her şeyi öğreneceksiniz. Bugün sizlere bu konuyu anlatmak için hepinizi buraya topladık arkadaşlar. Birçok kardeşlerimiz mülakat sırasındayken ne yapacak, nereye gidecek, ne olacak, ne bitecek, ne koşullarda, ne şartlarda, nelerle karşılaşacaksınız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmak için hepimiz buradayız değerli kardeşlerim. Haydi başlayalım. Birinci gün otobüslerle ön sağlık aşamasının yapıldığı binaya götürülüyorsunuz arkadaşlar. Birinci gün arkadaşlar otobüslerle ön sağlık aşamasının yapıldığı binaya gidiyorsunuz. Dışarıda sıra olup içeriye giriyorsunuz. Evrak kontrolünde banka dekontu yine de koyun. Dosyanıza kontrol bitince sağ taraftaki odaya arıyorlar sizi. Sadece arkadaşlar bakar şekilde, kalacak şekilde soyunuyorsunuz. Yani nasıl anlatayım sizlere? İç çamaşırınız kalıyor. Ondan sonra her şey soyunuyorsunuz arkadaşlar. Atlet, elbise, eşofman her şey soyuluyor. Sadece iç çamaşır kalıyor arkadaşlar. Bir yandaki odaya geçiyorsunuz. Arkadaşlar doktor bakıyor. Tek tek kollarınıza, ayaklarınıza, arkanıza dönüp sırtınıza vesaire bakıyor. Ondan sonra duruşunuza dikkat edin arkadaşlar. Burada ne olursa olsun duruşunuza dikkat edin. Boyunuzu etkiler. Boy kiloya geçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra işte duruşunuza kesinlikle dikkat edin. Daha sonra aynı binanın diğer tarafına geçiyorsunuz. Spor kıyafetlerini giyip önce uzun atlama arkadaşlar. Spor mülakatına başlıyorsunuz. Tabii ki bu aşamada önce arkadaşlar ön sağlık aşamasını yerine getiriyorsunuz. Ondan sonra doktor kontrolünden başarılı bir şekilde geçtikten sonra fiziki yetenek testine tabi tutuluyorsunuz. Önce uzun atlama odasına giriyorsunuz. Uzun atlama minderlerin üzerine çizgi çekilmiş ve minderler atladığınızda geri kayıyor arkadaşlar. Bu gibi sıkıntılar yaşanıyor. Başınızdaki uzman bir ayağıyla minderi tutuyor ama yine de kayıyor. Uzun atlamayı 4-5 kere denendi. Her seferinde ayaklar kayıldı arkadaşlar. İtiraz edip tekrar denendi. Bu sefer çıplak ayakla denendi. Kazandılar. Sizler de ne olursa olsun arkadaşlar minderden uzun atlama yaparken çıplak ayakla atlamaya bakın. Çünkü minderi ne kadar tutarsanız tutun, uzmanlar ne kadar tutarsa tutsun, kayıyorsunuz ve sizin 1.90'lık atlayacağınız mesafeyi 1.70'lik, 1.75'lik atlıyorsunuz ve eleniyorsunuz. İtiraz etmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. İtiraz da sürekli edemiyorsunuz. Bir kelime mahsus oluyor arkadaşlar. Daha sonra mekik alanına geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani yerde minderler var. Bir aday yatıyor. Diğer aday onun ayaklarına dizleriyle basıyor ve ayak bileklerini elleriyle tutuyor. Aynı zamanda yapılan mekik adetini sessiz bir şekilde sayıyor. Başınızda durup süre tutuyor görevliler. Sırtınızı değdirmemeniz gerekiyor sayılması için ama arada sırada değdirseniz de müsaade gösteriliyor arkadaşlar. Abartmamak kaydıyla mesela benim saydığım çocuk başlar başlamaz hiç sırt değdirmeden 10 tane çekti ve görevli uyardı. Düzgün yapmazsan eleneceksin diye mekikte elenen en az 10 kişi gördüm. Arkadaşlar mekikte en az 10 kişi elendi. Yani kendinizi gerçekten hani bu konuda detaylı bir şekilde kendinizi hakim tutmanız lazım. Mekikte iyi bir çekip yapmanız lazım. Yani iyi bir mekik çekmeniz lazım. Daha sonra binanın dışına çıkıyorsunuz ve sizi barfix demirlerine götürüyorlar. Yan yana 5 tane demir var. 2 tanesi alçak, 3 tanesi daha yüksek. Yani bu arkadaşlar alçakla yüksek olmasının sebebi benim boyum 1.75 ile 1.80 arası, onun boyu 1.70. Her boyun kendine göre orantılık bir barfix boyutu var arkadaşlar. Onu ona göre ayarlıyorsunuz, yani sıkıntı yapmayın. Yan yana dizildikten sonra görevli biri tut diyor ve herkes tutuyor. Daha sonra başlıyorsunuz. Bir aday 2 nizami çekti. 3'te yarım çekti. Görevli uyardı. Tam bırak kollarını dedi. 4. nizami çekti. 5. yine yarım çekti. Ve barı bıraktı. Görevli 4 saydı arkadaşlar. Barfix'te pek müsaade gösterilmiyor. Ve kazandı. Ve geçti. Çekemezseniz eliyorlar. Bel vuran bir çocuk vardı. Onu uyardılar ve saymadılar. Siz elinizden geleni yapın. Komutanlarımız yardımcı oluyor arkadaşlar. Çalışıyorlar ama elenen de oldu. Bayağı barfix'te elenen oldu bayağı barfix arkadaşlar. Koşu barfix'ten sonra sizi 20-50 gruba ayırıyorlar arkadaşlar sırayla. Koşu alanına çıkıyorsunuz grup grup.
Parka kilit taşı üzerinde zeminde koşuyorsunuz. Sert zemin olduğu için her attığınız adımda sanki beton sizi tekmeliyor gibi oluyor. Çok zorlanan olduğu koşudan koşuya bitince sıra sıra numara veriyorlar herkese ve bekliyorsunuz. Tek tek odaya alıp bitiriş sıranıza göre skorunuzu söylüyorlar arkadaşlar. Dosyanızı verip yarın mülakatlara gel diyorlar. Koşuda elenen oldu arkadaşlar. Barfix'te de koşuda da Mekik'te de elenen oldu. Arkadaşlar bu söylediğim şey sizin mülakat sırasında birinci gün yaşayacağınız şeylerdir. Şimdi sizlere artık her aday arkadaşlar 2 gün çağrılıyor. Birinci gün ön sağlık ve fiziki yeterlik testine tabi tutuluyor. İkinci gün artık sözlü mülakatına başlamak için sizlere yarın gel diyorlar. Elinize evrağınız dosyanızı veriyorlar. Yarın gel diyorlar. Evet, ikinci günü anlatıyoruz arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu uzman elbaş mülakatının ikinci sözlü mülakatına haydi hep birlikte başlayalım. İkinci gün sabah yine alt taraftan giriş yapıyorsunuz. Bu sefer otobüse binme falan yok. Sizi direkt üst nizamiye tarafındaki binanın önünde sıraya sokuyorlar. Sırayla içeri alıp TC numaranızı bir bilgisayara girip sıra numaranızı veriyorlar arkadaşlar. Ve bekleme alanına geçiyorsunuz. Bekleme alanında kantin var. Alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu arada sadece kart geçiyor. Bir iki tane komisyon var. Ekranda sırası gelen hangi komisyona gireceğini takip edip üst kata çıkarıyor arkadaşlar sizi. Komisyon odanızın kapısına gittiğinizde içeride başka bir aday oluyor. Ve o çıktığında 2 dakika sonra kapıyı tıklatıp gel komutuyla bekliyorsunuz. Ondan sonra gel komutuyla giriyorsunuz. Kapının dışında sandalye var. Eşyalarınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Oraya içeriye girince seni oturup meskene çekiyorlar. Ve sözlü mülakat başlıyor arkadaşlar. Kendini tanıt diyorlar ilk olarak sözlü mülakatına girdiğiniz zaman arkadaşlar. Kendini tanıt diyorlar. Tanıttıktan sonra numara çekiyorsun arkadaşlar. Numara çekiyorsunuz. Sağ tarafta kavanoz var. Numarayı çektikten sonra ve size sorular soruyorlar. Tamamen komisyonun başkanın insafiyetine göre arkadaşlar. İster bir soru sorar, ister 5 soru sorar. Yani sizin jandarma genel komutanlığının yapmış olduğu uzman erbaş mülakatında yaşayabileceğiniz tüm yaşanacak şeyleri bugün sizlere detaylı bir şekilde anlattık arkadaşlar. Bu konuyu gerçekten biz uzun zamandır araştırıyorduk ve sizler mağdur olmayın, mahcup olmayın, hangi ayağınızı hangi taşa atacağınızı bilin diye biz burada bugün sizlere elimizden geldiğince her şeyi yaptık. Umarım sizler de bunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten hani bu bilgileri anlatmak bile çok zor koşullarda, zor şartlarda anlattık. Videomuzu beğenirseniz bizlere gerçekten destek olmuş olursunuz değerli kardeşlerim. Bana vakit ayırdığınız için herkese tüm içtenliğimle çok teşekkür ederim. Ben Kral Makara. Görüşmek üzere.